Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün elimde bir kahve ile derse başlayacağım. Arkadaşlar bu dersimizde göreceğimiz şey birçok kaynakta da karşınıza çıkar. Önemli bir husustur ama bunun mantığını kavramamız biraz sıkıntı olabiliyor. Yani mesela yasama sorumsuzluğu geçici değildir, süreklidir diyorum. Hocam milletvekilliği bittikten sonra da yasama sorumsuzluğu devam ediyor mu? Mesela burada bir, bir başlık açacağız. Dokunulmazlık hususu geçici bir durumdur diyorum. Yani nispi bir dokunmazlıktır, mutlak bir dokunmazlık değildir diyorum. Burada biraz kafalar karışabiliyor. Yani demek istediğim şey şu. Bir bildiğin, bununla ilgili bildiğin mutlaka bir şeyler vardır. Çünkü güncel de bir konu. Bununla ilgili mutlaka bir şeyler biliyorsundur, aklında bir şeyler vardır. Bunları bir kenara koy. Tamam? Sonra da benden bir şu dersi bir dinle. Şu notların üstünden benim dediğim yerlere güzelce altını çiz. Benim dediğim yere de pür dikkat odaklan. Çok rahatlıkla çıkmış soruları, elindeki kaynaklardaki soruları çok rahatlıkla yapabilecek duruma geleceksin. Tamam? Şimdi arkadaşlar, ne göreceğiz bu dersimizde? Yasama muafiyetleri, parlamenter muafiyetler, yasama bağışıklıkları diye çeşitli adları var. Temel göreceğimiz konu başlığı şu. Yasama dokunulmazlığı yasama sorumsuzluğu, milletvekilliğinin düşürülmesi. 3 önemli başlık. Heyecanlandın, heyecanlandın, değil mi? Bak cümle kuramıyorum. Haydi. Çık ekrandan çık. Nasıl çıkıyoruz? Kaydı donduruyordum. Şimdi arkadaşlar. Kalem çalışmıyor. Hemen kalem çalışıyor. Yasama muafiyetleri. Birincisi yasama sorumsuzluğu sorumsuzluk durumu söz konusu. Mutlak dokunulmazlık denir buna. Kürsü dokunulmazlığı denir. Şimdi kürsü desin. Mecliste, meclis çatısı, meclis çalışmaları altında oy, söz ve meclisteki ileri sürdükleri düşüncelerden dolayı arkadaşlar bir milletvekiline dokunamıyorsun. Bu bu kişiler arkadaşlar Sorumsuzluk söz konusu Yani bir dokunulmazlığı var Ne dokunulmazlığı ben buna diyorum Mutlak bir dokunulmazlık var Tamam mı? Bak adım adım gidiyoruz O oturumdaki başkanlık divanın Teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça Bunlar meclis Meclis dışındaki tekrarlamak Ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar Şimdi kürsüye çıktım Bak şimdi ekrana gel mantığını öğrenelim. Kürsüye çıktım. Ona şöyle dedim. Buna böyle dedim. İşte benim kürsü hürriyetim, dil hürriyetim. Yasama sorumsuzluğunun kürsü dokunulmazdı. Dil hürriyeti olarak düşüneceksin tamam mı? Meclisteki çalışmaları sırasında meclisteki meclis çatısı altında dile getirdiğim düşüncelerimi, fikirlerimi, oy ve sözlerim ve meclis başkanlığı yasaklamadıkça bunu meclis dışında da dillendirmem benim neyim oluyor arkadaşlar bunlardan dolayı bana herhangi bir ceza davası herhangi bir hukuk davası açılmama durumuna ben ne diyorum yasama sorumsuzluğu beni koruyor diyorum tamam beni koruyor ne koruyor dilimi düşüncemi hürriyetimi dil hürriyetimi özgürce ee, dile getirebilmem için beni koruyan zırhın adı ne? Yasama sorumsuzluğu. Tamam. Şimdi peki yasama sorumsuzluğunu meclis kaldırabilir mi? Hayır. Kaldıramaz. Bu bir. İki. Meclis benim yasama sorumsuzluğum ne zamana kadar geçerli? Benim milletvekili olduğum süresince süresince dillendirdiğim düşünceler, oy, sözlerin tamamından dolayı açılacak olan davalar tamamen engelleniyor. Ne zamana kadar? Ta ki öğlene kadar. O zaman yasama sorumsuzluğunu meclis kaldıramıyorsa, yasama sorumsuzluğu sürekli ise yani açılacak davalar bakımından sürekli olarak herhangi bir dava bana açılamayacaksa ben buna ne diyorum? Mutlak bir dokunulmazlıktır diyorum. Yasama sorumsuzluğunun diğer adı buradan geliyor tamam mı? Biraz sonra ben size yasama dokunulmazlığını anlatacağım. Tamam mı? Dokunamayacaksın diyeceğim bana. Benim zırhım var bana dokunamazsın. Ne zamana kadar dokunamazsın? Meclis kaldırıncaya kadar dokunamazsın. Ne zamana kadar dokunulamazsın? Milletvekilliği sona erinceye kadar bana dokunamazsın. Eğer ki benim yasama dokunulmazlığımı meclis kaldırır veya da milletvekilliğim düşer veya da milletvekilliğim sona erirse artık Bunlardan dolayı işlediğim suçlardan dolayı fiillerden dolayı bana dokunabilirsin. Demek ki meclis kaldırabiliyor ve sürekli değil yasama dokunulmazlığın geçici olması milletvekili sona erdikten sonra yaptığım fiillerden dolayı bana ceza davası açılması durumu söz konusu ise ben buna yasama dokunulmazlığının diğer adı nispi dokunulmazlıktır diyorum. Yani geçici bir zırhtır diyorum buna. Anlaşıldı mı? Neden yasama sorumsuzluğu, mutlak dokunulmazlıktır, yasama dokunulmazlığı, nispi dokunulmazlıktır olduğunu anladınız mı? Anladınız değil mi? Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bugün gayet havamdayım. Şimdi arkadaşlar tişört değişti biliyorsunuz. Yeni bir gün olduğunu hemen anlıyorsunuz değil mi? Şimdi videoyu tıklıyorsun siyah, videoyu tıklıyorsun siyah, videoyu tıklıyorsun Ha, Demek ki bunlar aynı gün çekilmiş. Arda arda çekilmiş. Hmm, tamam. O videoyu tıklıyorsun. a video değişti yakaladım farklı gün Müthiş. <laughs> hemen bir kahve Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Yasama sorumsuzluğu süreklidir. Milletvekilliği süresi sona erdikten sonra bile milletvekilliği süresince işlemiş olduğu oy ve söz düşüncelerden dolayı suçlara karşı ne yapar? Korumayı sağlar. Şuna dikkat ettiniz değil mi? milletvekilliği süresince işlemiş olduğu oy, söz ve düşünce suçlarına karşı ölünceye ko kadar koruyor. Milletvekilliği sona erdi. Bitti. Aday oldu seçilemedi veya aday gösterilmedi. Milletvekilliği bitti. 2010 yılında milletvekili bitti. X şahsının. Tamam. Benim yasama sorumsuzluğum vardır deyip hale birilerine oy söz düşünceden dolayı herhangi bir suça girersem bana dava açılmaz durumu yok. Dava açılır. Sana ölünceye kadar dava açılamama durumu meclisteki yaptığın konuşmalar, milletvekilliği süresince yaptığın oy, söz ve düşünce hürriyetinden kaynaklanan suçlar için sana bir dava açılmıyor. Onlardan dolayı o suçlardan dolayı ölünceye kadar sana dava açılmıyor. Ama milletvekilliği bittikten sonra oy, söz ve düşünce hürriyetine yani o o hürriyete sahip olup onunla ilgili e, suç işlediğinde ondan dolayı sana dava açılabilir. Tamam? Devam edelim. Meclis tarafından kaldırılamaz. Mutlak dokunulmazlık dediğimin olay budur. Şimdi istisnai halleri yoktur. Hem ceza davasına karşı hem hukuk davalarına karşı korur. Ceza e, cezalandırmayı ertelemez. Aman dikkat. Cezalandırmayı ertelemiyor. Dokunulmazlıkta diyeceğim ki cezalandırmayı erteler diyeceğim. Bakın bu notları çok çok emek verdim arkadaşlar. Çok e, böyle araştırdım ettim. Aman dedim bir hata çıkmasın. Aman dedim e, yani buna siteye girip bunu aldığınızda bir kuruşunuz bile aman bizim yani bir kul hakkı söz konusu olmasın diye çok emek verdim arkadaşlar. İç gönlünüz rahat olarak bu notları temin edebilirsiniz. Tamam. E, bakın ve karşılaştırarak gidiyorum. Bak bunları alıyorsun hem de videosunu izliyorsun. Bak ben diyorum ki sana. Ee, yasama sorumsuzluğundan dolayı bir ceza davası ertelenir demiyorum. Engeller diyorum. Ölünceye kadar engeller. Ama yasama dokunulmazlığında ne diyeceğim? Arkadaşlar engellemez diyeceğim. Erteler diyeceğim. Ne zamana kadar hocam erteler? Ne zamana kadar biliyor musun? Dokunulmazlık ortadan kalkıncaya kadar ceza davasını açmayı erteler. Tamam mı? Dokunulmazlıkta söylüyorum. Şimdi dışarıdan atanan bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı da bundan faydalanır. Aynı şekilde dokunulmazlıkta da arkadaşlar dışarıdan atanan bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı bundan faydalanıyor. Anladın değil mi? Anladın. Tamam. Şimdi arkadaşlar yasama dokunulmazlığı. Farklı bir renk seçelim. Ne seçelim? Ne istiyorsunuz? Hangi renkle anlatmamı istersiniz arkadaşlar? Şunla bir de deneyelim. Bakayım. Farklı bir renk. Şimdi arkadaşlar amaç yasama dokunulmazlığı. Diğer adı diğer adı nispi. Süper. Yazmıyor. Ne olur kapanma. Sonra yazdı. Nispi dokunulmazlıktır. Biraz önce ne olur kapanma dememiz sebebi arkadaşlar. Bir, ee, dündü galiba. Anlatıyorum. Videonun ortasındayım yazmadı. Biraz karaladım. Ekran gitti. Nasıl üzüldüm. Nasıl üzüldüm. Şimdi arkadaşlar. Amaç yasama faaliyetlerin devamlılığını sağlamaktır. Keyfi tutuklamaların önüne geçmek. Ceza kovuşturmaların önüne geçmektir. Amaç. Şimdi. Şurayı bir anlatalım. Tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Bana bak şimdi. Kürsü, yasama sorumsuzluğun amacı dil hürriyetini sağlamak, kürsü dokunulmazlığını sağlamaktır. Yasama dokunulmazlığının amacı arkadaşlar keyfi tutuklamaların önüne geçip yasamanın devamlılığını sağlamaktır. Tamam? Keyfi tutuklamaların önüne geçiyor. Yasama dokunulmazlığına sahip olan bir kişi tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez, yargılanamaz. Ne zamana kadar? O dokunulmazlık zırhı üstünden çıkıncaya kadar. Tamam? Onu bir zırh, zırhı ben giydim. Artık ben milletvekiliyim. Artık benim dokunulmazlığa sahibim. Ben, beni tutuklayamazsın. Beni beni tutamazsın, tutuklayamazsın. Sorgulayamazsın. Dava açamazsın. Pardon. Yargılayamazsın. Davayı açarsın. Bak burası çok önemli. Dava açılır ama dava milletvekili olduğundan dolayı durur. Tamam? Durdu dava. Ne zamana kadar dava durdu? Bak Gözüme bak. Ne zamana kadar dava durdu? Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar. Ne zaman milletvekili dokunulmazlık o zırhı çıkartabilirim? Ya milletvekilliği düşer ya milletvekilliği sona erer. Tamam mı? Veya da meclis tarafından milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılır. Şuna dikkat edelim. Hocam bir kişinin milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılırsa milletvekilliği düşer mi? Hayır. Tamam. Yani bak tekrar söylüyorum. Bir kişinin milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılırsa milletvekilliği düşmez. Milletvekilliği olmaya devam eder ama dokunulmaz değil dokunulabilir bir milletvekili olmaya devam eder. Tamam peki milletvekilliği düştüğünde dokunulmazlık gider mi? Gider. Tamam anlamadıysan bir 15 saniye geri al. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar çık ekrandan. Önce ne dedim? Tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Geçtim. Şimdi ya hocam hiç mi bu adamın dokunulmazlığı var diye ben yargılayamıyorum? Hayır. Yargılayabilirsin. Bak şimdi. iki istisnası var. Birinci istisna ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Yani bir suçüstü hali var hakaret davası. Hakaretten dolayı bir suçüstü hali var. Bundan dolayı e, dokunulmazlığın zırhı delinmiyor. Hangi durumda istisna? Hem ağır cezayı gerektirecek hem de suçüstü olacak. Yani ağır cezayı gerektirdi suçüstü değil. Suçüstü ağır cezayı gerektirmiyor ise yine dokunulmazlık zırhı bu adamı koruyor. Ama hangi durumda korumuyor? Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Tamam yani size soruda verdi. Dedi ki aşağıda verilenler veya yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri e, ee, milletvekili dokunulmazlığının istisnalarından biridir değildir. Ağır ceza gerektiren bir suç işlemişse. Bak bu cümle çok çakal. Ben de bunu yazıyorum. Tamam mı? Çok adice. Tamam mı? Lütfen. Ama yazmamız gerekiyor. Bu, cümle, bu anayasadaki yazan bu maddeleri yorumlayabilmen için. Diyor ki ağır ceza gerektiren bir suç işlemişse. Ya tamam işlemiş de suçüstü olmuş mu olmamış mı? Onu yazmamış. Bunu almıyorsun. Tamam mı? Mesela suçüstü yakalanmış bir suç işlemişse ya tamam bir suç da suçüstü olmuş tamam eyvallah cebimde bu ama ağır cezayı gerektiren bir suç mu yoksa ağır cezayı gerektirmeyen hafif bir adi bir suç mu bunu da yazmamış o zaman bunu da almıyorsun yani bu iki kelime eğer bir ifadede bir seçenekte yer almazsa istisna olarak kabul etmiyorsun anladın değil mi tamam şimdi devam edelim Anlamadım diyorsan var ya anlamadım diyorsan ve bana ulaşmamışsan bunu anlamadan geçiyorsan burayı var ya. Şimdi. Şimdi devam ediyorum. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla. Seçimlerden önce soruşturma başlanmış olmak kaydıyla. Bir. Anayasanın ön dördüncü maddesindeki durumlardan dolayı bir kişiye dava açılabiliyor. Bak şimdi şurayı çok yanım, bu boşluğu bırakmamın sebebi buraya bir şeyler çizeceğim. Bak şimdi izle. Anayasanın 4. maddesi neymiş? İşte anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerin hiçbiri devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya, insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmaya amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Yani şu rengi bir değiştirmek istiyorum. Mavi biraz da kalın yapsam sanki daha mutlu olacağız. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın soruşturulmasına diyelim ki benim bir hayat çizgim var. Şurası da seçim. Seçilme anı. Tamam? Yani bu şurada ben zırhı zırhı giyiyorum. Zırh. Ne zırhı bu? Dokunulmazlık zırhını üstüme geçiriyorum. Tamam mı? Peki diyor ki istisnai durumu. Bak bu istisnai durum bitti. Şunu anlatıyorum. Seçimden önce seçimden önce yani şurada bir yerde şurada bir yerde soruşturulmasına başlayacak. Seçimden önce soruşturulmasına başlanacak bu bir. Yer. İki ikinci şart soruşturulmaya başlanmış olan dava suç artık neyse soruşturulma, soruşturulmaya başlanmış olan fiil hangi fiil olmalı? Mil, devletini, ülkesini, milletini bölünmez bütünlüğünü sarsmaya, insan haklarına dayanan demokratik layık cumhuriyeti ortadan kaldırmaya amaçlayan bir suçtan dolayı yargılanmasına, soruşturulmasına başlanmış olması gerekiyor. Tamam mı? Yani şunu diyorum. 14. maddede bahsedilen suçlardan dolayı yargılanmasına başlanmalı ki zırhı giymesine rağmen dokunulmazlıktan faydalanmasın sadece bu dosya için. Çık ekrandan. Bana bak bir kahve alayım. Bana bak lütfen burası önemli. Lütfen burası önemli. İki durumda dokunulmaz zırhı ortadan kalkıyor. Birincisi ağır cezaya gerektiren suçsu hali. O kadar anlattım ve anlatmıyorum. Gitti. İkincisi ise arkadaşlar neymiş? Doku Seçimlerden önce yani seçilmeden önce yargılama başlayacak. Soruşturma başlayacak. Seçildi olsun. Öncesinde başladığından dolayı ne oluyor? Hop, yargılama devam ediyor. Dokunulmazlık zırhını giymiş olsa bile. Ama o önceden yargılanacak suç içinde bir suç belirtiyor. Diyor ki vatanı milleti bölmeye yönelik bir suç olmalı. Yani terörle ilgili bir suçsa, terörle ilgili bir suçsa yargılanmasına da e, seçilmeden önce başlanmışsa seçilse dahi yargılanma devam edecek. Başka bir suçla e, mesela diyelim ki ben milletvekiliyim. Tamam mı? Yaralama suçuna bulaşmışım. Yani bir adamı yaralamışım. Ve bak milletvekili şu an değilim. Bir adamı yaralamışım. Ve bana bir dava açılmış. Yaralamadan dolayı dava açılmış. Dava devam ederken milletvekili adayı olmuşum, zırhı üstüme giymişim. Dava ne olacak? Duracak. Ya hocam devam ederdi. Hayır. Öncesinde başlamış. Hayır. Öncesinde başlamış. Ama hangi suç değil? Vatanı milleti bölmeye yönelik bir suç olmadığından dolayı zırhı giydiğim anda tüm davalar duracak. Bu adam artık milletvekili diyecekler. Ama vatanı milleti bölmeye yönelik bir suçtan dolayı yargılanıyorsam o dava durmayacak. Tamam anlaşıldı değil mi peki zırhı giydim bak öncesinde dava falan yok zırhı giydim artık ben milletvekiliyim herhangi bir suça karışsam bile acize giden suç salih olmadığını düşünüyorum herhangi bir suça karışsam bile bana herhangi bir dava açılmayacak neden çünkü ben milletvekiliyim vatanı milleti bölmeye yönelik terörle ilgili bir suça bile bulaşsam bana bir dava açılmayacak. Dava açılacak, yargılama yapılamayacak. Neden? Çünkü ben bir milletvekiliyim. Ya hocam hani terörden dolayı davalar açılabiliyordu? Onun şartı öncesinde başlanmış olmak şartıylaydı. Milletvekili olduktan sonra bu suça bulaştığından dolayı dava açılamıyor. Anlaşıldı. Umarım anlaş Arkadaşlar eğer anlamadıysan bu videonun süresi uzamasın. Lütfen geriye al tekrar izle. Tamam. İki durum istisna. ağır ceza gerektiren suç ve soruşturulmasına önceden başlanmış olan bir suç. Hangi suç? Vatanı milleti bölmeye yönelik bir suçtan dolayı soruşturmasına da önceden başlanmışsa milletvekili olsa bile yargılanma devam eder. Ama herhangi bir suçsa seçilmeden önce yapılmış olan herhangi bir suçsa dokunmazlıkla birlikte o zırh korur o dava durur. Tamam. Evet çık ekrandan geçtim. Bura çok önemli ayrıntılardı arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Eğer eğer ki bunu anladıysan, bu anlattıklarımı anladıysan var ya. Bak iki maddeyi, iki istisnai maddeyi okuyup geçmek yerine öyle bir yorumladık ki. Eğer bunu anladıysan adli hakimlik, idare hakimlikte istedikleri kadar çakal cümleler yazsınlar. Böyle düşürücü, her yeri çukur dolu olan bir cümleler yazsınlar. Emin ol sen bu mantığı kavradın ya. Mümkün değil kaçırmazsın. Bak mümkün değil kaçırmazsın. Geriye de al izle. Olmadı oynatma listesi olarak da kaydet. Bir şeyler yap bu videoyu tekrar içinde tekrar izlemende fayda var. Tamam ne olur arkadaşlar kaybedecek bir anımız bir vaktimiz olmadığı gibi kaçıracak bir sorumuz bile yok. Hepsini yapacağız yapmalıyız. Rakipler sağlam. Bu videoları birçok kişi izliyor. Rakipler sağlam. Haydi. Şimdi arkadaşlar Üyelik süresince üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Davalar duruyor ya. Üyelik süresince zaman aşımı işlemiyor. E, milletvekili dokunmaz ortadan kalktan sonra mevcut olan duran zaman aşımı devam ediyor. Davalar da devam ediyor. Şimdi arkadaşlar tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve koşturma yapılabilmesi için meclisin yeniden dokunmazlığın kaldırılması gerekiyor. Şimdi burayı toparlayacağım. Cezayı erteler engellemez. Bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcıları da yararlanır. Siyasi parti gruplarınca arkadaşlar yasama dokunulmazlığına ilişkin görüşme yapılamaz, karar alınamaz. Siyasi parti grupların yasaklarındandır bunlar. Mantığını anladınız ya gerisi hikaye. Zırhtır dedim. Bunlardan da ee, şur şurası önemli. Hukuk davalarına karşı korumaz. Örneğin bir tazminat davası yasama dokunulmaz olmasına rağmen açılabiliyor. Hukuk davalarına karşı korumuyor. Ceza davalarına karşı koruyor. Tamam mı arkadaşlar? Bununla ilgili e, öncesine bir şey anlatacaktım. Heh, şuna şuna bir bakalım. Bana bak. Meclis dokunulmazlığı kaldırdığında hangi dava dosyaları için dokunulmazlık kalktıysa sadece onlardan dolayı yargılanıyor o milletvekili. Örnek veriyorum ben milletvekiliyim. Üstümde 50 tane dava dosyası var. 50 tane dava dosyası. Meclis benim 40 tane dava dosyam için dokunulmazlığımı kaldırdıysa sadece o 40 dava dosyası için ben yargılanacağım. 10 dava dosyası için yargılanmayacağım. Yani e, yasama dokunulmazlığı dava dosyaları üzerinden kaldırılıyor. Tamam mı? Yasama dokunulmazlığım kalktı yargılanıyorum. Anlaşıldı. Şimdi devam ediyorum. Eğer ki yargılama devam ederken ben tekrar milletvekili seçildim. Milletvekili süresi doldu. Seçimlere gittim. Tekrar milletvekili seçildim. Milletvekili seçildiğim anda tekrar yeni bir zırh giydim mi? Giydim. Mevcut davalar ne olacak? Yeniden duracak. Bu davalar için tekrar dokunulmazlığımın kaldırılması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet dokunulmazlığın kaldırılması çok basittir arkadaşlar. Dokunulmazlık basit çoğunlukla kaldırılır. Basit çoğunlukla ne demek istiyorum? Toplantıya katılanların toplantıya katılanların yarısından bir fazlası toplantıya katılanların yarısından bir fazlası. Yani 400 kişi toplantıya katıldıysa 201 kişinin olumlu oyuyla dokunmazlık kaldırılır. Dokunmazlık kaldırıldıktan sonra benim herhangi bir merci itiraz hakkım var mı? Var efendim. 7 gün içerisinde bir mi ilgili milletvekili veya başka bir milletvekili illa dokunmazlığı kaldırılan milletvekili değil başka bir milletvekili de anayasa mahkemesine başvuru yaparak o e iptal davası açabiliyor. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde karar veriyor. Yani 7 gün içerisinde anayasa anayasa Mahkemesi ne dava açıyorsun Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde karar veriyor. Bunu arkadaşlar 2010 yılında ben üstünde çok duruyordum. Birçok kitapta bazen bile üstü körü geçiliyordu. Bunu 2000 14'te mi 13'te mi ne sordular. Ondan sonra her kaynak büyük büyük puntolarla önemli not gibi karelerle anlatmaya başladı. Bunu biz defalarca anlattık. Ee, sorduktan sonra maalesef birçok kişi için önemli hale geldi. Mesela ben önemli olarak vurgu yaptığım yerlerden bakıyorsun ki hiç soru çıkmamış. Ama önemli. Bir çıktığında herkes için önemli olacak. Ama senin için çıkmadan önce önemli olsun ki o soruyu kaçırma. Şimdi devam ediyorum. Milletvekilliğinin düşmesi. istifa durumunda milletvekili düşer. Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma durumunda milletvekili düşer. Milletvekiliyle bağdaşmayan bir görev ve hizmette ısrar edersen milletvekilliğin düşer. Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz bir ay içerisinde toplam 5 birleşime katılmama durumunda milletvekilliğin düşer. Aynı şekilde arkadaşlar eğer ki bakan olarak gidip milletvekili e, ee, milletvekiliyken gidip bakan olursan milletvekilliğin artık ayrılacaksın milletvekiline. Milletvekilliği de sona ermiş olacak. Anlaşıldı mı? Ölüm durumunda milletvekilliğin süresi dolmasında milletvekilliği düşer. Öldü. Acımız büyük. E milletvekilliği bitti. Tamam mı? Şimdi bunların ee, birkaç istisna ya yani birkaç vurgu yapacağım yerler var. Önemli. Bunları bilmen yeterli. İstifa ettiğinde aman ey meclis ben istifa ediyorum milletvekilliğinden desem bile milletvekilliğin sona ermiyor. Yani şunu demek istiyorum. İstifa milletvekilliğini kendiliğinden sona erdirmiyor. Meclis istifa etmen üzerine meclis ayrıca bir karar alması gerekiyor. Yani istifanı bir nevi onaylaması gerekiyor. Anlaşıldı mı? İşte bu onaylama basit çoğunluktur. Yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Üye tam sayısı demiyorum. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Bu üyeliklerle ilgili, rakamlarla ilgili bir video çekeceğim. Özel bir video hazırlayacağım. Tamam Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Milletvekilliğinin düştüğü an genel kurulun kararının verdiği andır. Ben istifa ettim demekle de milletvekili kendinden sona ermez. Yani istifa dilekçeni meclise sunduğunda Aha benim milletvekilliğim bitti diyemiyorsun. Meclis aynı zamanda basit çoğunlukla bir oylama yapıyor ve meclis bu kararı aldıktan sonra senin milletvekilliğin sona eriyor diyoruz. Tamam? Kesin hüküm giyme, kesin hüküm giyme de bu da karıştırılıyor. Diyor ki hocam, işte mahkemede kesin hüküm giydi. E milletvekilliği sonardı. Hayır. Kesin hüküm giyme kararı, kararı ilam diyorum mahkeme kararlarına ilam diyorum. Bu ilam bu mahkeme kararı genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam hani bunun dokunulmazlığı vardı? Nasıl kesin hüküm giydi? Hocam ya dokunulmazlık kaldırılmış olabilir? 1- 2- Dokunulmazlık kaldırılmadıysa demek ki seçilme istisai durum vardı ya. Ağır cezaya gerektiren bir suçüstü hali olabilir. 2- 3- Belki de seçilmeden önce Anayasanın 14. maddesinden dolayı bir, bir dava durumu söz konusu olmuştur. Soruşturma durumu söz konusu olmuştur. Ve zırhı giymesine rağmen yargılanmıştır. Ve kesin hüküm giymiştir. Kesin hüküm giydiğinde genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği ne oldu? Sona erdi. Geçtim. Milletvekilliği bağdaşmayan bir görev ve hizmeti sürdürmekte ısrar. Yine basit çoğunluk arkadaşlar. Gizli oyla karar veriliyor. Geç. Milletvekili bağdaşmayan işlerle uğraşmak bir önceki videoda anlattım. Bir ayda 5 birleşime katılmamak arkadaşlar işte bu basit çoğunluk değil. Üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Eğer ki sen hakimlik ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorsan bunu bileceksin. Ne diyor biliyor musun? E, aşağı milletvekilliğinin düşme sebepleri ilgili verilen bilgiden hangisi yanlıştır? Şuraya diyor ki basit çoğunluk diyor. Tamam? Basit çoğunluk değil salt çoğunluk yani 301 milletvekili diyorum üye tam sayısının yarısından bir fazlası tam sayısı 600 yarısı 300 bir fazlası 301 anlaşıldı galiba Hakim Bey Hakime Hanım anlamadınız mı anlamadınız mı efendim anladınız anlamadınız şimdi arkadaşlar geçtim Devam edelim. Dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğinin düşmesi anlamına gelmez. Bahsettim ama. Dokunulmazlığın kaldırılması milletvekilliğinin düşmesi anlamına gelmez. Dokunulmazlık kaldırılmış olabilir ama halen milletvekildir. Ama milletvekilinin düşmesi dokunulmazlığı da sona erdirir. Tamam. Tam tersi. Devam. Bunu da söylemiştim. Ayrıca partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan kişi normalde partinin kapatılmasıyla beraber o kişinin milletvekilliği düşer idi. 2010 yılından itibaren anayasa değişikliğiyle beraber partisinin kapatılmasına eylem ve işlemleriyle sebep olan bir kişinin partisi kapatılır ama kişinin milletvekilliği artık düşmüyor. 2010'da ona kadar düşerdi artık düşmüyor. Tamam Devam ediyorum. Cumhurbaşkanı ve bakanlar ara, e, Cumhurbaşkanı ve bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan, bakanlar da milletvekili dokunulmazlık ve sorumsuzluğundan faydalanabiliyor mu? Faydalanabiliyor. Tamam. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir neticesi olarak da bir kişi bakan olacaksa milletvekili olamıyor. Mevcut milletvekilleri arasından bir kişiyi bakan olarak seçeceksem ne yapıyorum arkadaşlar? O kişinin milletvekilliğinden ayırmam gerekiyor yani milletvekilinden ayrılması gerekiyor istifa edip bakan oluyor anlaşıldı galiba kanun nasıl yapılır anlattık mı anlattık anayasanın oynatma listesinin en üstüne çık birinci tanıtım ikinci videoyu izle orada anlattım arkadaşlar tamam orada bunu ilk video olarak anlattım bunları geçeceğim nereye bir sonraki video kanunların yayınlanması yürürlüğe girme anlattım anlaşmaları nasıl yapılır diye bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bence güzel oldu. Tehlikeli sularda yüzdük. Nasıl? Böyle anlaşılması zor olan cümleler de kurmaya çalıştım. Ama örneklerle bunu zenginleştirdiğimi düşünüyorum. Eğer ki hocam yine anlamadım diyorsan mümkün insanız arkadaşlar anlamamış olabiliriz. Bana Instagram DM'den ulaş hukuk öğretirden. Olmadı. Ee, Yorumlar kısmından ulaş. Yorum hatta yorumlar kısmından ulaş anlamadıysan, kafanda bir soru işareti kaldıysa oraya açıklamasını ben göndereyim. Yine olmadı? Twitter'dan ulaş. Yine olmadı? hukukww.hukukoğretir.com adresinden ulaş. Oraya bir mail at. Oradan da sana yine biz dönüşü yapalım. Bak, sosyal medyadan çok rahatlıkla bana ulaşabilirsin. Tamam? Bu da hukuk öğretinin bir farkıdır arkadaşlar. Bu notları çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Edin zaten arkadaşlar. Notlar olmadan kendi imkanlarınızla yazarak uğraşmayın. Tamam Çok ciddi vakit kaybıdır. Aman. Yine arkadaşlar bize destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir. Arkadaşlarınıza bizlere tavsiye ederseniz memnun oluruz. Videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmını şenlendirmeyi, böyle içinizden gelen cümleleri yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.